Açık ders malzemeleri Elektrik ve Manyetizma 802 10. ders. Sabit potansiyel farkı sağlayan düzeneklerden yani bu tür güç kaynaklarından pek çok kez bahsettik. Burada böyle bir güç kaynağımız var. Potansiyel farkı V. Burası artı tarafı ve burası da eksi tarafı. Bunu bağlayacağım. Burada bir R direncim var. Ve bunun sonucu olarak akım bu yönde. Bu yönde ve bu yönde akmaya başlayacak. Demek ki güç kaynağındaki akım bu yönde akar. Direnç boyunca akım bu yönde akar. Elektrik alanı hangi yöntedir? Elektrik alanı daima artı potansiyelden eksi potansiyele doğrudur. Böylece tam burada bu dirençte elektrik alanı bu yönde artıdan eksiye doğrudur. Fakat kaynağın içerisinde de artıdan eksiye doğru olmalıdır. Böylece kaynağın içerisinde elektrik alanı akıma zıt yöndedir. Böylece bir tür pompa mekanizması akımı elektrik alanına karşı kaynağa girmesi için zorlamalıdır. Bir kaya kendi başına tepeye doğru hareket edemez. Onu yukarı itecek bir şeye ihtiyaç vardır. Van de Graaff'tan atılıyorsunuz. Bir kayışa yük püskürtüyorduk ve sonra kayışı döndürdüğümüzde kayış yükü tepeye çıkarıyordu. O tepenin aşağı itme gücünü yenmek zorundadır. Böylece iş yapılmalıydı. Yani bir yerlerden enerji gelmeliydi. Ve Van de Graaff olayında kayışı hareket ettiren şey açıkça bir motordu. Winters olayında kolu çeviren bendim. Yani işi ben yapmıştım. Basit bataryalarda, yani marketten satın aldıklarınızda enerjiyi sağlayan kimyasal enerjidir. Ve şimdi size özel bir tür kimyasal enerji göstereceğim. Ve bunu sizinle tartışacağım. Bu içinde bir çinko ve bir bakır lefa olan bir çözeltiyle olacak. Böylece burada H2SO4'ümüz var ve burada çinko lefa ve burada bakır lefa var. Bu taraf pozitif olacak ve bu taraf negatif. Bu iki lafa arasında bir potansiyel farkı elde edeceksiniz. Bunu tam olarak anlamak için kuantum mekaniği gerekiyor. Ama o bu dersin kapsamı dışında. Elde edeceğiniz potansiyel farkı normalde 1 volt kadar bir şey. Buradaki gizem aslında mutlaka çözeltide değil. Çünkü eğer iki iletken, iki farklı iletken alırsanız ve onları dokundurursanız metali metaler gene bir potansiyel fark olacaktır. O zaman biraz daha ayrıntıya girelim. Burada iyonların serbestçe bir taraftan bir tarafa akabileceği gözlenekli bir engel var. Ve burada onları bir dirençle bağlarız. Ve böylece bir akım geçer. Direnç boyunca bu yönde bataryanın artı tarafından eksi tarafına doğru bir akım geçiyor. Bu demektir ki bataryanın içinde akım böyle akıyor ve burada elektrik alanı bu yöndedir. Artıdan eksiye. Fakat bataryanın içinde de elektrik alanı artıdan eksiye doğru olmalıdır. Böylece burada gördüğümüz gibi gene görüyorsunuz ki elektrik alanı akıma zıt yöndedir. Burada SO4 negatif iyonlarınız var. Bu çözeltide bakır artı iyonlarınız ve burada çinko artı ve SO4 eksiler var. Akım geçmeye başlayınca bataryanın içerisindeki akım taşıyıcıları olan SO4 negatif iyonları sağ taraftan harekete geçiyorlar. Sağdan sola gidiyorlar. Şimdi CO4 eksi iyonları neden onlara zıt olan bir elektrik alanında hareket ediyorlar? Bu onların hareketlerine karşı değil mi? Evet karşıdır. Çünkü bunu yaparken bir elektrik engeli tırmanmak için harcanacak enerjiden daha fazla enerji veren bir kimyasal reaksiyona katılırlar. Bir akım akarken co 4 eksiler sağdan sola doğru akarken burada daha az co 4 iyonları olur. Buradaki sıvı nötr kalır. Böylece bakır artılar yok olmalıdır. Ve onlar bakır çubuğun üzerinde çökelir. Böylece orası sanki bakır kaplanır. Bu tarafta ise co 4 eksilerde bir artış olur. Bu yüzden ayrıca sizin çinko artılarınızın da artması gerekir. Çünkü yine bu sıvı nötr kalır. Ve bu demektir ki çinkonun bir kısmı çözünür. Böylece çinko konsantrasyonunda bir artış olur. Böylece pil içerisindeki yük taşıyıcıları yani CO4- iyonları -E bu engel boyunca hareket ederler ve buradan buraya giderler. Yani hareketlerine zıt yöndeki elektrik alanı boyunca hareket ederler. İşte bu kimyasal enerjinin harcama pahasının meydana gelir. Şimdi tüm bakırların bakır üzerine kaplanmasıyla bakır çözeltisi çok seyreldiğinde ve çinko artı yoğunluğu iyice arttığında artık pil çalışmaz. Bu durumda yapabileceğiniz şey zıt yönde bir akım geçirmektir. Yani akımı şimdi şu yönde geçirebilirsiniz. Bir başka güç kaynağı ile akımın geçmesini zorlayabilirsiniz. Ve bu kez kimyasal reaksiyon tersine dönecek. Yani şimdi bakır çözeltiye geri gidecektir. Böylece bakır çözünür ve çinkolar ise çinko üzerine çökelir. Böylece bunu yeterince uzun süre yaparsanız pili tekrar çalıştırmayı başarabilirsiniz. Burada yapıldığı gibi. Bir araba aküsü bakır ve çinko yerine kurşun ve kurşun oksit kullanılması dışında tam olarak bu tür bir pilidir. Fakat ayrıca burada olduğu gibi arada sülfürik asit vardır. Nikel kadmiyum pili de iyi bilinir. Onu da şarj edebilirsiniz. Bunları marketlerde kolayca bulabilirsiniz. El fenerlerinizi bu nikel karbiyon pilleriyle çalıştırabilirsiniz. Devrelerimizde kullanacağımız pil için sembol budur. Burası pozitif ve burası negatif taraf. Bu bizim bir pil ile uğraştığımızı sembolize eden bir sembol. O zaman şu noktaya B diyelim. Burada A ve burada R dediğimiz bir direnç var. Ve bir akımımız var. Şu yönde akan akımımız I akımıdır. Bu bir ampul olabilir. Dizüstü bilgisayar olabilir. Saç kurutma makinesi olabilir. Her neyse. Burada bu R'nin olmaması bu direncin sonsuz büyük olduğu anlamına gelir. Bu durumda akım sıfır demektir. O zaman pilin ölçeceğiniz voltajı ki bu VB eksi VA'dır. Ona basitçe bataryanın V'si diyeceğim. Bu voltajı kıvrık E olarak yazacağım. Bu elektromotor kuvveti olan EMK'dır. Bunu size daha sonra göstereceğim. Eğer buraya sonsuz büyüklükte olmayan bir R direnci koyarsam o zaman akım akmaya başlar. Ama şimdi unutmamamız gereken A noktası ve B noktası arasında insan gözüyle görünemeyen R_i olarak ifade ettiğim bir iç direnç vardır. Yani eğer bir akım akmaya başlarsa bu sadece büyük R üzerinden değil aynı zamanda küçük R üzerinden de olacaktır. Böylece ohm yasasına göre EMK I çarpı iç direnç artı dış dirençtir. B noktası ile A noktası arasında ölçeceğimiz voltaj şimdi değişecektir. Bu voltaj ohm yasasına göre I, R'dir. Yani EMK eksi I çarpı R i'dir. Ve görüyorsunuz ki bu voltaj EMK değerinden biraz daha küçüktür. Bunun nedeni buradaki iştirençtir. Bataryayı kısa devre yaparsam aptalca bir şeydir. Fakat R eşittir sıfır yaparsam böylece bataryayı alıyorum ve kısa devre yapıyorum. O zaman çekebileceğim maksimum akım... Böylece R şu an sıfır. Bu yüzden görebileceğiniz gibi elde edebileceğiniz maksimum I eksi kıvrık E bölü R'dir. Ve şimdi B ile A noktası arasındaki ölçeceğiniz voltaj Vb sıfır olur. Bu buradan geçen bir rakam olmadığı anlamına gelmez. Fakat burada bu noktalar arasındaki potansiyel farkın sıfıra düştüğü anlamına gelir bataryayı kısa devre yapmak elbette akıllıca bir iş değildir. Bataryaları seri bağlayarak daha yüksek potansiyel farkları elde edebilirsiniz. Burası negatif taraf ve burası da pozitif. Bir bağımsız batarya var, negatif uç, pozitif uç. Bir tane daha var, negatif, pozitif. Ve her biri kıvrık EEM ekeli, ve her birinin negatif tarafını diğerinin pozitif tarafına bağlayabilirim. Sadece bir iletken tel ile bunun negatif tarafı ile diğerinin pozitif tarafını ve şimdi bu iki nokta arasındaki potansiyel fark 3 kıvrık E olur. Açık bir devre eğer herhangi bir akım çekmiyorsam. Bir akım çekersem o zaman elbette gene iş uğraşmak durumunda kalırım. sizinle beraber az önce tartıştığımız türden bir bakır çinko pili yapacağız. Onu burada görüyorsunuz. İşte bakır sülfat çözeltisi yani H2SO4 ve burada benim levhalarım var. Bu benim çinko levham, ve bu da bakır leva. Ve voltajı yansıda göreceksiniz. E i̇şte orada. Sanırım bu doğru. Şimdi bir potansiyel fark yok. Çünkü henüz yerlerinde değiller. Ve işte çinko geliyor. Ve bakır geliyor. Ve çözeltinin içerisine giriyorlar. ...ve yaklaşık 1 volt görüyorsunuz. Genelde bu potansiyel farklar 1 volt civarındadır. 0,95. Ve şimdi yapacağım şey... ...bir ikili yaratmak olacak. Yani burada iki bağımsız bir var. Birisi bu. Ve bunun bakır ve çinko levhaları ve bu da diğeri burunda bakır ve çinko levaları işte şurada. Ve bunları seri bağlayacağım. Ve o anda EMK'nin ilk akıtanı çıkacağını göreceksiniz. Eğer buna hazırsak bu benim ikinci pilim. Bu tamamen bağımsız olacak. Böylece buraya diğer iki levha gelir. Bakır ve çinkoyu karıştırmadığınızdan emin olun. İşte başlıyoruz. Ve şimdi potansiyelin iki katına çıktığını görüyor olmalısınız. Ve bunu görüyorsunuz. Bu açık bir devre, akan bir akım yok. Evet, voltmetreden geçen çok küçük bir akımın olduğunu görürsünüz. Ama bu o kadar küçük ki her zaman göz ardı edilebilir. Ve EMK'nın iki katına çıktığını görüyorsunuz. Şu an yapacağım şey şu. Seri bağlı bu iki pil. Bu iki laf arasında yaklaşık 2 voltluk gerilim var. Şimdi onunla bu ampulü yakacağım. Göreceğiniz şey tam burada ölçeceğiniz voltaj olacak. Yapabileceğiniz tek şey sadece pilin levalarındaki voltajı ölçmektir. Şimdi pilin iç direncinden dolayı bu voltaj düşecek. Ayrıca biraz ışık göreceksiniz. Fakat asıl amacım bu değil. Siz şu yakında oturanlar bu ampulün yanacağını görebileceksiniz. Bunu şimdi yapıyorum, ampule bakıyorum, çok az ışık görüyorum, voltajın düştüğüne dikkat edin. Böylece VB'nin şimdi ölçtüğünüz değeri bu terimden dolayı 1.9'dan biraz daha düşüktür. Bataryanın içinde iç dirençler ötürü biraz potansiyel fark kaybedersiniz. Pekala, bunu dışarı alalım çünkü bu çok pis kokulu duman üretir. Peki, tamam. Bir yük A noktasından B noktasına doğru hareket etsin. Burada potansiyel VA ve burada VB olsun ve hareket eden yüke dq diyelim. Kolaylık olsun diye. vb eksi va olduğunu düşünelim. Ya da va'yı vb'den daha büyük yapalım. Bunu bu terimler düşünmek daha kolay olur. Şüphesiz ki zorunlu değil. Böylece VA'yı VB'den daha büyük alalım. Böylece elektrik alanı A'dan B'ye'dir. Ve yükü A'dan B'ye doğru hareket ettiriyorum o zaman elektrik alanı iş yapıyor. Elektrik alanı yaptığı iş DW yük çarpı VA eksi VB potansiyel farkıdır. Yük pozitifse bu iş pozitif olur. Yük negatifse negatif olur. Çünkü bu durumda bunun pozitif olduğunu varsaymıştık. Şimdi matematik öğretmenlerinizin duymaması gereken bir şey yapacağım. Ancak fizikçiler bunu her zaman yaparlar. Bunu DT'ye böleriz ve aha sol taraf birim zamanda yapılan iştir. Yani güç, Joule bölü saniye deriz. Böylece bu şimdi güçtür. DQ bölü dt akımdır. Saniyede kaç kilo akıyor onu gösterir. Böylece bu I akımıdır. Potansiyel fark için kısaca V sembolünü kullanır. Böylece burada bir güç kaynağı tarafından verilen gücün potansiyel fark çarpı üretilen akım olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ohm yasasından bağımsızdır. Bu daima geçerlidir. Eğer ohm yasasını da dahil ederseniz, onu kullanabilirseniz Geçen sefer OM yasasının sınırlarını tartışmıştık. Fakat onu kullanabilirseniz V eşittir I çarpı R olur. Ve o zaman elbette güç için I kare R de yazabilirsiniz. Ve o aynı zamanda V kare bölü R'dir. Güç Jül bölü saniyedir. Jül bölü saniye için büyük W yazarız fizikçi vata izafetten ona bu ad verilmiştir. Bu yüzden gücü daima vat cinsinden ifade ederiz. Böylece bir büyük re direncimiz olduğunu düşünelim ve ondan bir akım geçirelim. Bu dirençtir. Ondan akım geçiriyoruz. Örneğin akımı I eşit 1 amper ve direnci 100 ohm alalım. Bu dirençte harcanan güç bataryanın tarafından sağlanmak zorundadır. Bu P gücü şimdi 100 watt'tır. Bunu I kare R'yi kullanmak isterseniz akım 2 amperse ve direnci değiştirmeseniz o zaman güç 400 watt olur. Çünkü o I kere R'dir. I iki katına çıkınca güç de dört katına çıkar. Bu enerji ısı halinde yayılır ve yeterince ısınırsa o zaman belki de ışık üretebilirsiniz. Ampulün ışımasının arkasında yatan temel fikir budur. Bir ampuldeki akkor haline gelmiş tungsten filaman çok yüksek. 2500 belki de 3000 santigrat derece olur. Daha yüksek olamaz. Yoksa tungsten erir. Ve böylece siz ışığı görmeye başlarsınız. Örneğin 100 wattlık bir ampul. Hop, burada başka şeyler var. Evet, eğer yurtta 100 wattlık bir ampulünüz varsa ve voltaj 110 voltsa onu prize taktığınızda geçecek akım yaklaşık 0,9 amper olur. P eşittir V I. Bu çarpım 100 olmalıdır. Bu durumda direnciniz yaklaşık 120 ohm'dur. V eşittir I R'dir. Böylece ampul epeyce sıcak olsa bile ürettiği ışık miktarı genelde bu gücün %20'sinden daha fazla değildir. Bir akkor ampul çok verimli bir şey değildir. Bir floresan lamba daha iyidir. Dolayısıyla eğer 40 watt'lık bir floresan lambanız varsa ondan 40 watt'lık bir akkor ampulden elde ettiğiniz ışıktan daha fazla ışık elde edersiniz. Yurtta sahip olduğunuz ısıtıcıları ele alırsak onlar tipik olarak 2 kW'dır. Fakat haydi onu 2200 W yapalım. Çünkü bu kolayca 110 volta bölünür. Böylece 20 amper akım çeker. Bu da çok fazla amper demektir. Eğer yatakhaneniz eski ise sigortalarınızın atma olasılığı yüksektir. 20 amper pek çok evin çekebileceğinden fazladır. Fakat son zamanlarda sanırım prizlerin çoğu 25 ampere uygun. Fakat daha fazlası için değil. Demek ki ısıtıcınızda yaklaşık 5,5 ohm olan bir direnciniz var. Bunlar sadece bazı sayılar hakkında size bir fikir vermesi için de. Şimdi ısıtıcınızın ısı vermesini istiyorsanız ve ampulünüzden ışık almak istiyorsanız ısıtıcınızın sıcaklığını makul derecede tutmak istersiniz. Işık almak için çok yüksek ısıya çıkmasını istemezsiniz. Onu 2000 ya da 2500 derece yaparsanız o zaman ısıtıcınızdan çok ışık elde edersiniz. Ve böylece bu gücün yarısının ışık olarak çıktığını düşünelim. Gece ısıtıcınızı açarsanız yatakhanenizde 1000 wattlık bir ampulünüz varmış gibi olacaktır. Siz de bunu istemezsiniz. Öyleyse nasıl yaparsınız, ne yaparsınız? Peki basitçe sıcaklığı belki yaklaşık 1000 santigrat derecede tutarsınız. O birazcık kızarır, çok az ışık üretir. Sıcaklığı nasıl düşük tutarsınız? şey. Onu havayla soğutabilirsiniz. Bu ısıtıcıların bazılarının kendilerini soğutacak fanları vardır. Ya da direnci tam şöyle yaparsanız çok büyük, çok kocaman bir direnç yüzey alanı küçük değil büyük. Büyük bir yüzey alanına sahip oldukları için ısılarını kolayca yayabilirler ve sıcaklıkları düşük kalır. Evinizdeki elektrikli aletlere bakarsanız 40 ile 200 watt arası ampulleriniz 300 watt kadar olan tost makineleriniz vardır elektrikli tencereniz ve ısıtıcılarınız 2 kW kadardır. TV birkaç yüz watt, elektrikli dış fırçanız muhtemelen sadece 4 watt'tır. Çok makul değerler. Vücudunuz yaklaşık olarak 100 wattlık ısı üretir. Şüphesiz ki bu da enerjidir. Vücudunuzun çok geniş bir yüzeyi var. Bu yüzden 100 wattlık bir ampul kadar sıcak olamazsınız. Çünkü yüzey alanınız çok geniştir. Dolayısıyla ateşiniz olmadığı müddetçe sadece 37 derecelik bir sıcaklığa sahip olursunuz. Bu yüzden ışık üretmezsiniz. Çünkü bunun için yeterince sıcak değilsiniz. Ama kızılötesi radyasyon üretirsiniz ve bu çok fark edilebilir değerdedir. Birisini kollarınızın arasında kucaklarsanız bu güzel bir duygudur. Vücudunuzda sıcaklık hissedersiniz. Bu kızılötesi radyasyondur. Yaklaşık saniyede 100 yıl kadarlık bir radyasyon yayma 100 watt. Bir elektrik battaniye sadece 50 watt'tır. Böylece bir eşyede arkadaş yaklaşık olarak bir elektrikli battaniyenin iki katı kadar etkilidir. Ayrıca belki daha da eğlenceli de. <laughs> bataryanın sağladığı güç, bataryanın akımı çarpı kıvrık E yani EMK'dir. Bir akım geçtiğinde güç I kare çarpı İki direncin toplamıdır. Dış direnç ve iç direncin toplamı. Bundan asla kaçınamayız. Dış dirençte üretilen ısı I kare büyük R'dir. Fakat bataryanın içinde üretilen ısı I kare küçük R iyidir. Bundan kaçınamazsınız. Böylece bataryayı kısa devre yaparak büyük R'yi sıfır yaparsanız o zaman elde edebileceğiniz en büyük akımı elde edersiniz. Bu maksimum akım EMK bölü RI'ye eşittir. Büyük R'yi yok ettiniz. O şimdi sıfır. Ve böylece maksimum güç olan bir güç elde edersiniz. Bu maksimum güç şimdi kıvrık E kare bölü R'yi eşittir maksimum güç I maksimum kare çarpı R'yi eşittir. Bunlar aynı şeydir. Maksimum akımın karesi çarpı R'yi. Bunun hepsi bataryanın içinden gelir. Onun dışından bir şey gelmez. Hepimizin bildiği 9 voltluk bir durasel piliniz varsa kıvrık E yani EMK yaklaşık 9 volttur. Böyle bir bataryanın iç direnci yaklaşık 2 ohm'dur. Ve bir duro serpilden elde edebileceğiniz maksimum akım yani I max yaklaşık 4,5 amperdir. Ve bu yüzden P max yaklaşık 40 watt olacaktır. Böylece 9 voltluk bir pil alıp onu kısa devre yaparsanız Pil ısınmalıdır. Çünkü bütün bu ısı, bütün bu 40 watt'lık ısı pilinizin içinde üretilir. Eğer onu gerçekten sıfır dirence sahip bir dirençle kısa devre yaparsanız ölçtüğünüz Vb'nin değeri sıfıra düşecektir. Şüphesiz ki pili kısa devre yapmak oldukça aptalca bir iştir. Fakat tehlikeli değildir. 40 watt bu nesne biraz ısınır, çok önemli değil. Haydi yapalım. Burada gördüğünüz gibi 9 voltluk durasel pilimi ölçebileceğim voltajım var. Pilim burada ve burada onu okuyabilirsiniz. Umarım ondalık bölmeleri de var. O yaklaşık 9 voltluk. Ve şimdi aptalca ama gene tehlike olmayan bir şey yapacağım. Arabamın anahtarlarını alıp pili kısa devre yapacağım. Basitçe A ile B noktalarını birleştireceğim ve göreceksiniz ki voltaj düşecek. Belki tam sıfıra gitmeyecek çünkü anahtarım sıfır dirençli olmayabilir. Fakat çok düşecek. Ve benim deneyip sizin yapamayacağınız şey bu pilin ısınacak olmasıdır. Bu 40 W içeride üretilecektir. Pil ısındığı zaman iç direncin biraz yükselmesi olasıdır. Çünkü ısı arttığında direncin artacağını, bu durumda gücün azalacağını hatırlayın. Bu yüzden o tam 40 W olmayabilir. Fakat size bu nesnenin ısındığını hissedebildiğim garantisini verebilirim. Şimdi onu kısa devre yapayım. Şimdi bunu yapıyorum. Ve voltajı okuyorsunuz. Onu buradan görebiliyorum. Oo, onu anahtarla yapmak her zaman böyle kolay olmayabilir. İşte o çok düşük. Hey şuna bakın. O yaklaşık 1 voltun onda biri ve bu nesnenin ısındığını hissediyorum. O şimdi gerçekten ısınıyor. Böylece bu bataryayı mahvediyorum. Bu yapılan korkunç bir iştir. Bataryalar bundan hoşlanmazlar. Fakat dış direnci çıkardığım zaman biraz geri gelebilir. Kalıcı olarak hasar görmeyebilir ve onun şimdiden 8,5 volt olduğunu görüyorsunuz. 9 voltluk bir Duracell pil ile bir arabayı çalıştırmanızın imkanı yoktur. Çünkü sizin marş motorunuz için gereken akımı elde edemezsiniz. Çünkü marş motorunuzun birkaç yüz ampere ihtiyacı vardır. Bir araba aküsü alırsanız Bu yaklaşık 12 volttur. O çok düşük bir iç dirence sahiptir. Yaklaşık 1 ohmun 1 bölü 50'si kadar. Böylece bu demektir ki onu kısa devre yaparsanız çekebileceğiniz maksimum akım 600 amper kadar olur. Böylece onu kısa devre yapacak kadar aptal olsaydınız bataryanın içinde maksimum 7 kW'lık bir güç üretmiş olurdunuz. Arabanızı motor bölümünde tamirat yaparken kullandığınız İngiliz anahtarını kazar akünün üzerine düşürmeyeceğinizden daima emin olun. Çünkü bunu yaparsanız bataryanın içinde ısı cinsinden yaklaşık 6 kW yani saniyede 7000 Joule'luk enerji üretilecektir. Sülfürik asit kaynar, kap eriyebilir ve bu hiç iyi olmaz. Bu sadece aptalca değildir. Ayrıca tehlikelidir de. Öyleyse haydi bunu gerçekleştirelim. Burada bir batarya var. Ve burada bir İngiliz anahtarı. Ne olur ne olmaz. Bu bataryayı kısa devre yapacağım. Ve bunu yaparken açıkça bataryanın bundan hoşlanmadığını göreceksiniz. Bu İngiliz anahtarını da uzun süre tutmamak için çok dikkatli olacağım. Çünkü oraya yapışabilir. Gerçekten oraya kaynayıp orada kalabilir. Akım çok yüksek çünkü. Akım 600 ampere yükselebilir. Anahtar onun üzerine kaynayabilir ve siz artık onu oradan çıkaramazsınız. Bu olursa buradan dışarı kaçacağım. <laughs> ve size de aynı şeyi yapmanızı tavsiye ederim. Hazır mısınız? Başlıyorum. Görüyor musunuz? İşte olan bu. Çok yüksek bir akım. Bunu bataryalara sık sık yaparsanız onlar çok uzun yaşamazlar. Bundan hoşlanmazlar. Fakat bunu söylerken şaka yapmıyordum. Arabanızda çalışırken bundan sakınmalısınız. Çünkü ben bunun olduğunu, anahtarların gerçekten uçlara kaynadığını gördüm. Sizin elektrik şirketiniz size enerji fatura eder. Onlar gücü aldırmazlar. Saniyede kaç jül güç kullandığınızda ilgilenmezler. Sadece ne kadar enerji kullandığınıza bakarlar. Böylece onlar sizi jül olarak ücretlendirecekler. Bunu düşünün. Yani enerji. Bununla beraber faturanıza bakarsanız kilowatt saat üzerinde ücretlendirilmiş olduğunu görürsünüz. Evet. 1 kilo bindir ve bir saat 3600 saniyedir. Böylece onların size fatura edeceği enerji birimi Joule'dür. 2000 wattlık elektrikli tencereyi 2 saat çalıştırdığınız zaman bu 4 kWh saat eder. Onlar muhtemelen sizden her kWh saat için 10 cent isterler. Aynı miktardaki para için 100 wattlık ampulünüzü 40 saat çalıştırabilirsiniz. Yine bu 4 kWh saat ile aynı şekilde elektrikli diş fırçanızla dişlerinizi bir saat fırçalayabilirsiniz. Şimdi sizinle dirençler ve bataryalardan oluşan bir devreye göz atmak istiyorum. Ve bu ödevlerinizde ve belki de sınavlarınızda karşılaşacağınız türden bir şeydir. Şimdi çok basit bir devreyle başlıyoruz. Burada bir R1 direncimiz var. Burada bir R2 direncimiz var. Ve burada da bir R3 direncimiz. Sonra buraya bir batarya koyarız. Artı tarafı sola, ve eksi tarafı sağ gelecek şekilde. Bunun potansiyel farkı V2 olsun. Bu aslında EMK'dir. Fakat bataryaların her türlü iş direncini ihmal edeceğim. Bu problemde tamamıyla önemsizdir. Ve buraya da bir batarya koyarım. Burası negatif taraf ve burası pozitif taraf olsun ve potansiyel farkı da V1 olsun. Ve böylece V1, V2, R1, R2 ve R3'ü bildiğinizi düşünün. Fakat size soracağım şey I1 nedir? I2 nedir? I3 nedir? Büyüklüğü ve yönü istiyorum. Buna baktığınız zaman bu dirençteki akımın sağ mı yoksa sola mı olacağı tamamen açık değildir. O dirençlere ve V1 ve V2'nin değerlerine bağlıdır. Bu problemlerin çözümlerinin ardındaki temel fikir Kirchhoff kuralları dediğimiz şeyde saklıdır. Kirchhoff'un ilk kuralı E nokta kapalı döngü integralinin sıfır olmasıdır. Bunu daha önce görmüştük. Kirchhoff'un bunun için neden itibar kazandığını bilmiyorum. Korunumlu alanlarla ilgilendiğinizde bu durum daima söz konusudur. Belli bir noktadan başlayıp E nokta DL'leri çepeçevre dolaşırsınız. Daha önce bulunduğunuz aynı potansiyele gelirsiniz. Böylece konumlu alanlarla ilgilendiğiniz müddetçe bu sıfır olmalıdır. Bu onun ilk kuralı. Bu kapalı halkayı herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Onu burada bile yapabilirsiniz. O hala sıfır olacaktır. Onu burada da yapabilirsiniz. Burada da sıfırdır. Onu orada yapabilirsiniz. Onu nerede yaparsanız yapın bu kapalı döngü integrali sıfır olmalıdır. Kirchhoff'un ikinci bir kuralı var. Bizim Yük korunumu dediğimiz kural. Eğer bir karallı hal durumu söz konusuysa, vardığınız kavşak noktasından bağımsız olarak o noktaya giren akım dışarıya akmalıdır. Bir yerde yük birikimi olamaz. Bu ikinci kuraldır. Ve size çalışmanız için 3-7 no'lu problemi verdim. Kitapta bunun nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Ancak bunu kitapta yapılandan biraz daha farklı bir yoldan yapacağım. Ben şahsen bundan daha çok hoşlanıyorum. Fakat o sizin kafanızı karıştırabilir. Böylece hemen sizi uyarıyorum. Benim yöntemi kullanmak istemeyebilirsiniz. Şunu yapıyorum. Evet, diyelim ki burada bir kapalı halka akımı i bir var. Ve burada da bir başka kapalı halka akımı I2 var. Onları saat yönünde ya da saatin ters yönünde akıtmamın bir önemi yok. Saat yönünde ya da ters yönünde seçebilirdim önemli değil. Yine de bir kere bir yön seçtim mi göreceğiniz gibi artık onun sonuçları vardır. Ve mesela onların akıyor olması. Akımı birisi böyle ve diğeri de bağımsız olarak şöyle akıyor. Eğer bu şekilde olduğunu varsayarsam otomatik olarak ikinci kurala uyuyorum. Dolanan bir akım olduğu için yük korunumludur, değil mi? Yük yılması yoktur. Böylece zaten Kirchhoff'un ikinci kuralına uyulmuş olur. Şimdi birinciye dönüyorum. Şimdi bu devrede herhangi bir noktadan başlayabilirim ve etrafında dönerim. Saat yönde dönebilirim, saatin aksi yönde dönebilirim. Aynı noktaya geri geldiğim sürece hangi yönde döndüğümün önemi olmaz. Entegral E nokta D sıfır olmalıdır. Aynı potansiyele dönüyorum. Birinci noktadan ikinci noktaya giden E nokta D ile'nin nedir? Bu birinci nokta ile ikinci nokta arasındaki potansiyel farktır. Böylece buradan başlayalım. ve kapalı devreyi olan Belirli bir uzlaşımı benimsemek zorundayız. Yani ya potansiyellerin arttığı yönde gidelim ya da potansiyellerin azaldığı yönde. Yine bu işaret uzlaşımını seçmekte özgürsünüz. Öyle ki potansiyelin arttığı yönde gidersem artı işareti, azaldığı yönde gidersem eksi işareti kullanacağımı söyleyebilirim. Buradan başlayalım. Buradan da başlayabilirdim. Oradan da hiç fark etmez. Öyleyse buradan başlıyorum ve böyle de olanıyorum. Tam burada potansiyel V1'e iniyor. Böylece eksi V1 elde ediyorum. Şimdi I1 akımı yönünde soldan sağa doğru gidiyorum. Böylece bu potansiyel burada oradakinden daha yüksek olmalıdır anlamına gelir. Ve R'ye eşittir. Burada potansiyel oradakinden daha yüksek olmalıdır. Böylece potansiyel azalıyor. Bu yüzden eksi I1, R1 elde ediyorum. Şimdi R3 boyunca gidiyorum. Bu I1 akımı aşağı gidiyor. Böylece burası oradakinden daha yüksek potansiyele sahip. Dolayısıyla potansiyel azalıyor. Öyleyse eksi 1 çarpı R3 elde edelim. Fakat Aşağı indiğim zaman bağımsız olarak bana doğru gelen bir I2 akım var. Ve akım bana doğru geliyorsa potansiyelde bir yükselme verecektir. Burası buradan daha yüksek potansiyele sahip olmak zorunda kalacaktır. Bu akım bunu yapar. Böylece şimdi potansiyel tepesine tırmanıyorum. Bu yüzden şimdi artı I2 çarpı R3 elde ederim. Aa. O, o, şu yaptığıma bakın. I1, R yaz. Oysa problemin hiçbir yerinde büyük R yok. Ben açıkça I1, R1 demek istemiştim. Bunun için özür diliyorum. Bunu eksi 1, R1 okuyun. Başladığım yere döndüm. Çünkü bu tellerin direnci yok. Ve bu yüzden başladığım yere döndüm. Böylece bu sıfırdır. İki bilinmeyenli de bir denklem. I1 ve I2. Şimdi bunun etrafında dönelim. Saat yönünde de gidebiliriz. Saatin aksi yönünde de fark etmez. Buradan başlayalım. Ve bu yönde bir kere dönelim. Böylece şimdi R3 boyunca gidiyorum. Bu I2 akımı bu yönde akıyor. Öyleyse potansiyel azalıyor. Öyleyse eksi I2 çarpı R3 elde ederim. Fakat I1 akımı bana doğru geliyor. Görüyorsunuz bu yönde gidersem I1 akım bana doğru geliyor. Böylece potansiyel tepesine tırmanıyorum. Böylece artı 1 çarpı R3 elde ederim. Şimdi bu yönde R2 boyunca gidiyorum. I2 akımı da bu yönde. Ve böylece bu nokta buradan daha yüksek potansiyele sahip olmak zorunda. Potansiyelden aşağı iniyorum. Bu yüzden eksi I2 çarpı R2 elde ederim. Buradan aşağı geliyorum. Aa işte bir batarya ve o potansiyelce artıyor. Böylece artı V2 yazarım. Ve bu eşit sıfır olur. 2 bilmeyen yani 2 diagram. I1'i çözebilirim ve I2'yi çözebilirim. Böylece I1 ve I2 ortaya çıkıverir. I1'in pozitif olduğunu varsayalım. Bu pozitif bir değer olsun. Bu I1'in gerçekten bu yönde olduğu anlamına gelir. I1'in negatif olduğunu varsayalım. Eksi 3 amper buldum. Evet bu I1'in bu yönde olduğu anlamına gelir. Ama ne büyük iş. Demek ki bütün operasyon işareti duyarlı. Ve aynı şey burada da geçerli. Eğer I2 pozitif ise o bu yönde demektir. Eğer I2 negatif ise o zaman şu yöndedir. Şimdi I3'ten ne haber? I1'in artı 3 amper olduğunu varsayalım. U2 artı 1 amper bulursunuz. Bu mümkündür değil mi? İki bilinmeyeniniz, iki denkleminiz var ve bunlar da cevaplar. 3 amper bu şekilde gider. aşağıya ve 1 amper yukarı gelir. Evet, bu durumda açıktır ki I3 3 1 yani artı 2'dir. Bir diğer bakış yolu şudur. Bu birleşim noktasına 3 amperlik akım gelir. I2 1 amperdi. Demek ki 1 amper gider. Böylece aşağıya 2 amper inmelidir. Bu gerçeklik Kirchhoff'un ikinci kuralıdır. Eğer I1 artı 1 amper olsaydı ve I2 de artı 1 amper olsaydı o zaman I3 sıfır olacaktı. I3 akımı olmayacaktı. Fakat benim yöntemim hala işleyecektir. Ben 1 amperin aşağı gittiğini ve 1 amperin yukarı çıktığını buldum. Böylece R boyunca geçen akım yoktur. Sadece bu yönde giden bir akım vardır. O da 1 amperdir. Böylece I3'ün I1 eksi I2 olduğunu kabul etmek zorundasınız. Bu aslında Kirchhoff'un ikinci kuralının uygulamasıdır. Ben kapalı halka akımı fikrinden hoşlanıyorum. Bazılarınızın ise ondan hoşlanmadığını biliyorum. Olabilir. Benim bundan hoşlanmamın nedeni şudur. Bu durumda benim iki bilinmeyenli iki denklem olur. Ben I1'i çözerim, I2'yi çözerim ve o zaman üçüncüsü aa, bir akım bu yönde gider ve diğeri şu yönde gider diye düşünülerek doğal olarak ortaya çıkar. Fakat kitabın sunduğu yöntemi tercih ederseniz 3 bilinmeyenli 3 denkleminiz olur ve başlangıçta I1, I2 ve I3'e sahip olursunuz. Daha hemen başta bir I3'ünüz vardır. Görüyorsunuz. Benimse başlangıçta I3'üm yok. O sonradan geldi. Böylece seçim sizindir. Şimdi son 6 dakikada sizi çok şaşırtıcı bir şeyle eğlendirmek istiyorum. Gerçekten şaşırtıcı bir şeyle. Bu akıl almaz bir batarya çeşididir. Bu batarya burada benim solumda ve sizin de sağınızdadır. o devasa potansiyel farklar üreten bir bataryadır. 10-20 kV. Buradaki yansıda şematik olarak görüyorsunuz. Burada tepede bir kova suyunuz var ve camınız var. Bir kovası burada arkada saklı. Bu sizden sakladığımız için değil. Burası en iyi yer olduğu için ve plastik tüplerin aşağı geldiğini görüyorsunuz. Ve su sağa akabilir ve sola akabilir. O buraya akar. Tepesi ve dibi olmayan bir boya kutusu var. Burada bu boya kutusunu görüyorsunuz tamamen açık. Üzerinde A harfi yazılı. Ve sağda başka bir boya kutusu var. Onda da B harfi var. Ve o iletken bir kutu. Ve bu da iletken bir kutu. Ve bu su Başka bir iletken çöp kutusuna akar ve bu suda bir iletken çöp kutusuna akar ve şimdi esas nokta geliyor. Bu A iletkeni bir iletken tel ile C'ye bağlanmıştır ve B iletken boya kutusu bir iletken tel ile D çöp kutusuna bağlanmıştır. Bir süre suyu aktırsınız orada bu iki nokta arasında kıvılcımlar görürsünüz. Hatta noktalar birbirinden uzak olduğunda bile diyelim ki 5 milimetre en azından 10 15 bin volt gibi potansiyel farklar söz konusuyken pat kıvılcımlar göreceksiniz. Ve bekleyin başka bir kıvılcım göreceksiniz. Beklerseniz bir kıvılcım daha göreceksiniz. Ve böylece bu bir güç kaynağıdır. Ve bir yerlerden gelen bir enerji olmalıdır. Böylece henüz görmediğiniz Dördüncü ödevinizdeki problem 4-1, bunu nasıl işlediğini soruyor size. Bugün size onun deneyini yapacağım ve daha sonra ona geri döneceğim. Çalışma tarzı aslında oldukça inceliktir. Onu düşünmenizi istiyorum. O dikkate değer bir bataryadır. Dikkate değer bir güç kaynağıdır. Su akmaya başlayınca... Kıvılcımların ne zaman oluşacağını tahmin edebileceğiniz olgusuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü su en sonunda yayılmaya başlıyor. Dar bir silindir gibi artık aşağı akmıyor. Fakat yayılmaya başlıyor. Ve sonra kıvılcım atlıyor. Sonra bir süre normal olarak akar ve biraz sonra yavaşça zamanla su yayılacak ve gene kıvılcım oluşacaktır. Bırakalım su aksın. Burada ışığımız da var. Markus ve Bill bunun çalışması için çok zaman harcadılar. Markus, ışıklar istediğiniz gibi mi? Bu iyi mi? Orada iki bilye görüyorsunuz. İşte buradalar. Önce kıvılcımlara bakalım. Şimdi suyu akıtmaya başlayacağım. Biraz sabırlı olun. Bakalım ne zaman bir kıvılcım göreceğiz. Devam. Ah, bir tane gördünüz mü? Kıvılcımı gördünüz mü? Oh, bakmıyorsunuz. dostum, bunun için para ödüyorsunuz. Oh, iki bilyeye bakın. Yine biraz bekleyin. Yüklenmek zorunda. Oh, ben zaten tahmin edebiliyorum. Geliyor, geliyor. İşte, onu gördünüz mü? 10-15 bin volt. Ona biraz daha zaman tanıyalım ve sonra suyun akışına göz atalım. Görebiliyorum. Yakınım. Fakat size suyun akışını gösterebilirim. Yine bakın. Aa geliyor. Aa gördünüz mü? Onun geldiğini görebildim. Mikrofonumu suyun yakınına getirerek size dinletebilirim ve bu suyun akışının sesini duyabilirsiniz. Hepimizin tanıdığı bir ses. Ve şimdi ses değişir. Değişen sesi duyuyor musunuz? İşte Kıvılcım. Bir tane daha. Su akıyor. yayılıyor. Kıvılcım atlıyor. Ah! Şaşırtıcı değil mi? Sizin bu suyu görmenizi sağlayacağım. Tam orada kalın. Bir buçuk dakikamız var. Şimdi suyu görebilirsiniz. Markus ışıktan memnun musun? Onu artırabilirsin. Suya bakın. Ah, o tam yayılıyordu. Kıvılcım ve suyu aynı zamanda göremezsiniz. Bakın şimdi su normal mi akıyor? o yavaşça yayılacak. Burada kıvılcımı gördüğüm zaman size söyleyeceğim. Kıvılcımın çıktığı zaman zaten neredeyse tahmin edebiliyorum. Şimdi su yayılıyor. Kısa sürede kıvılcım gelecek. Ah kıvılcımı gördüm. Ve derhal suyun böyle gittiğini görürsünüz. Sizden bunu düşünmenizi ve açıklamanızı istiyorum. Bu benim hayatımda gördüğüm en dikkat çekici şeylerden biridir.